Sen Mustafa mı? Alp mi Mustafa mı? Alp. Alp. Kısaca kullanıyorsun ha? Alp. Uzaydan dünyanın görüntüsü mü o? Türkiye. Hayır. Böyle mi gözüküyor? Buraya erken gezen adresi yazacağım. Yanına da kendimi koyacağım. Harika. Nasıl dersler? Güzel mi? Çok güzel mi? Çok güzel. Öyle. Yani kendin çok güzel olduğunu, dersler de çok güzel olmalı. Değil mi? Sen nasılsın abi? İyi misin? Biz bu arada kardeşiz. Öyle mi? Evet. Sen abla mısın? Ya aynı. Ama ilk ben doğdum. Yani ikisiniz siz, öyle yani mi? Yani 5 dakika önce yağmur doğdum. Biri Göktürk, biri Metehan. Öyle mi? Metehan mı abi? Yok değil. İkiniz de mi? İkiz. İkiz? Evet. Öyle mi? Aynı okula mı gidiyorsunuz siz? Aynı. Aynı sınıfta mısınız? Yok. Ceylin su diyelim. Ha? Daha güzel değil mi? Sen hangi okula gidiyorsun? Abim, aynı okulumuz kalıyor. Öyle mi? Abim mi? Evet. Abi yaş. Değil mi? Evet. O da şanslı. O da şanslı değil. Senin gibi bir kız kardeşi var. Değil mi? Evet. Evet. Pekala. Hadi bakalım. Size de başarılar. Nasılsın Hacı? İyi misin? İyi. Kaçıncı sınıftasın? Bir. Peki sen ne olacaksın büyüyünce? Asker. Asker. Teşekkür ederiz sana. Kahraman şehit ve gazilerimizin emaneti, kıymetli evlatlarım. Hoş geldiniz. 23 Nisan Egemenlik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Siz kıymetli evlatlarımızı bu anlamlı gün münasebetiyle beraber ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bundan bir asır önce ülkemizin bir kısmı işgal edilmişti. Biliyorsunuz değil mi? Evet, aferin size. Ama kahraman atalarımız bu zor zamanlarda milli mücadeleyi başlattı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ne zaman kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisi? Ne zaman? 23. Öyle mi? 20. 20. Aferin. İşte sizler için özel bir gün olan 23 Nisan aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açıldığı gündür. 23 Nisan 1920. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımız meclis vasıtasıyla yürüttükleri milli mücadele sayesinde vatanımızı işgalden kurtardılar ve cumhuriyetimizi kurdular. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Hangi yılda? Aferin, 1923. Evet. Bugün vatanımızda özgürce yaşıyorsak bunda en büyük pay aziz şehit ve gazilerimize aittir. Bizler de onların emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizler de geçmişi zaferlerle dolu şanlı tarihimizi çok iyi bilmelisiniz. İleride ülkemize hizmet edebilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Şimdi burada okullarınızı ve öğrenim durumlarınızı öğrendim. Çok büyük memnuniyet duydum. Hepiniz çok iyi okullara gidiyorsunuz. İddialı meslekleri seçmişsiniz ileride olmak için. Ve de hepinizin dersleri çok iyi seviyede. Çok sevindiğimizi de size ifade ediyorum. Çünkü sizler tarihte olduğu gibi bugün de vatan topraklarını korumak ve savunmak için cesaretle ve fedakarca görevini yaparken şehit ve gazi olan kahramanların evlatlarısınız. Şehit ve gazilerimizin en kutsal emaneti ve canımızdan bir parça olan sizleri çok seviyoruz ve her zaman sizlerle beraber olmak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Kocaman yüreğinizle bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak geleceğimizin teminatı, asil milletimizin de en güzide bireylerisiniz. Devletimiz siz değerli çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak, iyi şartlarda eğitim almanızı sağlamak için de tüm imkanlarını seferber ediyor. Çünkü sizler geleceğimizin güvencesi ve yaşama sevincimizsiniz. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler daima yanınızda olacağız. Sizlere ve değerli ailelerinize her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz.
sevinçte ve kederde hep birlikte olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, siz değerli evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Bakalım ablacığım. Bakalım.